قال الله تعالى الله تعالى طلق سوره ayet 3'te buyuruyor ki وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Allah'a hakkıyla tevekkül ederse o Allah-u Teala ona muhakkak ki yeterli gelir. Ve Maide suresi ayet 23'te buyuruyor ki Allah-u Teala وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer gerçek manada müminlerseniz Allah'a tevekkül ediniz. Abdullah İbni Mesud'dan enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gal, Abdullah İbni Mesud'dan bir Bukhari'de ve Müslim'de de İbni Abbas'tan geçiyor. Radıyallahu anhüme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki رَأَيْتُ الْأُمَمَ بِالْمَوْسِمْ فَرَأَيْتُ اُمَّتِي قَدْ مَلَأُوا السَّهْلَ وَالْجَبَلَ فَعَجَبَنِي كَثْرَتُهُمْ وَهَيْئَتُهُمْ فَقِيلَ لِي أَرَضَيْتُ قلت نعم قال ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hadisin burada kısasını almış İmam-ı Guşeyri, İbn Abbas'ın rivayetinde diyor ki bana diyor bir takım ümmetler gösterildi mahşer meydanında. Bazı peygamberlere baktım ki yanında 2-3 kişi var. Bazı peygamberlere baktım ki yanında hiç kimse yok. İnanın kendisine. Sonra bir kalabalık gördüm diyor. Baktım ki diyor, ucu bucağı görünmüyor. Dedim ki bu benim ümmetim mi? Dediler ki yok, senin ümmetin değil. Bu Musa Aleyhisselam'ın ümmeti. Sonra öyle bir kalabalığa geldim. Öyle bir kalabalığa geldim ki haddi asabı yok. Hiç tarif edilemeyecek bir kalabalık. Dediler ki işte bu senin ümmetin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala o kalabalığın içinde olmayı nasip eyle bize. Sonra diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem razı oldun mu? Oldum ya. Bununla beraber diyor, bununla beraber o kalabalığın içinde 70,000 tane mümin, Müslüman kişi hesapsız olarak cennete girecek. 70,000 kişi hesapsız olarak cennete girecek. Allah-u Teala lütfede bu 70,000 kişinin içine girmeye nasip eyle. Şimdi sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor, içeri giriyor bu ayette. Sahabeler işte kendi aralarında tarif ediyor. Ya bu 70,000 kişinin vasfı şöyledir, vasfı şöyledir, şöyle olması gerekir, şöyle olması gerekir diye herkes bir şeyler söylüyor. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeriden dışarı çıkıyor. Ne konuşuyordunuz kendi aranızda? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler diyor, ya Resulallah böyle böyle diyordu. Bakın arkadaşlar, 70,000 kişinin içine girecek olanların vasfı. İyi dinleyin. Ne diyor Allah Resulü? Bir, la yektevûn. Dağlama yaptırmazlar. Dağlama, dövme olsun. Onun türlerinden ne yaptırmazlar? Bunları yaptırmazlar. Hele hele şu zamanımızda çok büyük moda oldu. O dövme yaptırmaya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nadir lanet okuduğu şeylerden bir tanesi. Gençler. Tamam mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman rahmet peygamberi olarak gönderilmiş. Her zaman herkese bir şekilde dua etmiş. Ama ne zaman ki Allah-u Teala'nın vermiş olduğu sıfatı değiştirmeye kalkınca Allah-u Teala demiş ki peygamberin ona lanet olsun demiş. Ya Allah-u Teala Allah Resulü'nün lanet okuduğuna ne olur? Cehenneme gider ya. Onun için ne diyor peygamberimizin bir dağlama yaptırmazlar. Dağlama ve dağlama türü, dövme türü ne var? İkincisi وَلَا يَتَطَيَّرُونَ. Büyü, sihir yapmayanlar ve yaptırmayanlar. Büyüyle, sihirle uğraşmayanlar. Adam işin gücü yok, büyü yapıyor veya büyü çözüyor. Büyücülükle uğraşıyor, falcılıkla uğraşıyor, yıldız nameye bakıyor. Bunlarla uğraşıyor. Bununla bir meslek edinmiş, para kazanıyor. Bunları yaptığı zaman diyor, ne olmaz? Bu adam bu grubun içine giremez. وَلَا يَسْتَرْقُونَ. Ve aynı zamanda uğursuzluğa da inanmayanlar. Dinde uğursuzluk yok arkadaş. Ya işte hanım uğursuz geldi veyahut da çocuk uğursuz geldi veyahut da ev uğursuz geldi veyahut da dükkan uğursuz geldi veya bugün sabahleyin kalktım şöyle bir şey oldu, ya bunda bir uğursuzluk var, o zaman bu işe girmeyelim, bu işi yapmayalım diye dinde ne yok? Uğursuzluk yok. Bunlar diyor Peygamber Efendimiz buna denir. Ve ala rabbihim yetevekkülün. Ve
Rablarına hakkıyla tevekkül ederler. Bir sıkıntı, bir musibet, hoş olmayan bir şey geldi mi? Ya Rabbi senden geldi. Yapacak bir şey yok ya. فَقَامَ عُكَّاشَ اِبْنِ مُحْسِنِ الْاَسَد۪ي فَقَالْ يَا رَسُولَهُ اُدُوا اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ Hazreti Ökkeş'e kalkıyor, diyor ki ya Resulallah bana dua et de ben onlardan olayım dediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neydi? Allahümme ecalhum minhum. Sen onlardan sanıyorsun. Ya Rabbi Ökkeş'e onlardan eyle. Rivayet. فَقَالْ اَخَرُ فَقَالْ اَرْضُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّمَ اَلْسَلَامِ سَبَاغَكَ بِهَا اَوْكَّاشِ İkincisi kalkıyor ya Resulallah bana da dua et ben onlardan olayım deyince Allah Resulallah diyor ki Ökkeş'e seni geçti artık.